Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı gerçekleştirilen 3. Turizm Şurası'na katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla bugün başlayan 3 Kasım tarihinde sona erecek ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 3. Turizm Şurası'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Türkiye ile birlikte Aksaray bölgesinin ve ilin turizmi ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulacağı 3. Turizm Şurası'nda Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği başta olmak üzere Türk turizminin önemli temsilcileri buluşmada yer alıyor. Türkiye'nin 3. turizm hamlesi olarak 15 yılın ardından düzenlenen Şura, Türkiye'nin imajını güçlendirmek ve marka değerini yükseltmek, turizm alanında çalışmalar ile görüşleri ele almak üzere gerçekleştirilecek ve 2023 turizm hedefleri yolunda vizyonu ortaya koyacak. Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası malum Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz. 2000 kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Gerçekten proje çok çok güzel ve muhteva itibariyle bugünkü mevcut projeyle mukayese edilemeyecek derecede zengin. Birçok ihtiyaca cevap verecek, çok amaçlı ve İstanbul'daki bizim turizm faaliyetlerinde de hakikaten Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek bir imkan, bir zemin hazırlıyoruz. 2019 sonuna kadar da inşallah onu bitirecek. Belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul'umuza, ülkemize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ve bu düşüncelerle bir kez daha şuramızın başarılı geçmesini diliyor. Düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Her hafta olduğu gibi bu haftada Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların derdini dinlemeye devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı daha önce olduğu gibi her hafta salı günleri vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Her hafta salı günü başkanlık makamında düzenlenen Halk Günü'ne çok sayıda vatandaş katılıyor. Vatandaşlar istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya iletiyorlar. Her hafta düzenli olarak yapılan Halk Günü ile vatandaşlarla yüz yüze görüşen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların derdini dinliyor. Salı günleri gerçekleşen Halk Günü'nde halkı dinleyerek birçok soruna çözüm üreten Başkan Yazgı, bu davranışıyla halkın memnuniyetini sağlıyor ve Aksaraylılardan olumlu tepkiler alıyor. Halkın istek ve taleplerini karşılama noktasında, belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiği hizmet noktasında, Başkan Yazgı Halk Günü'nde dile getirilen istekler doğrultusunda ilgili birim müdürlerini makamına çağırarak konu hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlıyor. Aksaray Belediyesi hazırladığı kurumsal hediyelerle hem Aksaray misafirperverliğini hem de Aksaray Belediyesi'nin gülen yüzünü misafirlerine gösteriyor.
Gidilen yerlerde Aksaray'ımızın ve belediyemizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak ve başkanlık makamına görüşme yapmak üzere gelenlere misafirperverliğimizi göstermek amacıyla örf ve adetlerimize uygun nezaket kurallarını gözeten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ziyaretlerde verilmek üzere ilimizi ve belediyemizi tanıtıcı hediyeler hazırlıyor. Kurumsal hediyeler arasında kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla araştırma, geliştirme, benimsetme ve tanıtmaya yönelik ve özellikle milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin ön plana çıkması için kitap, dergi, broşür, belgesel filmler hazırlatıyor. Yine kurumsal hediyeler olarak özellikle beğeni toplayan ve takdir gören kadınların Akmek'te ürettiği el işi tablolar gibi ürünler de bu hediyeler arasında yer alıyor. Belediyemizde yapılan tüm çalışmalar ve etkinlikler kültürümüzün milli ve manevi değerlerimizin ağırlıklı olarak yurt içi ve dünyada tanınması amacıyla ve Aksaray ile ilgili farkındalık oluşturmak için her yönüyle etkin şekilde sürdürülüyor. Belediyemizin çocuklarımız için inşa ettiği çocuk parklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Biz de bu çirkin saldırıları kınıyoruz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın geleceğimizin teminatı dediği çocuklar için yaptırdığı oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına maruz kalıyor. Aksaray Belediyesi son 3,5 yılda şehrin muhtelif yerlerine 87 adet çocuk parkı yaparken çocuklar için yapılan bu güzel parklar insanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından saldırıya uğrayarak kamu malına zarar veriliyor. Aksaray'ın çeşitli mahallelerinde çocuklar için yapılan modern çocuk oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılıp yıkılıyor. Parkların her yeri talan edilerek oyun aletleri çalınıyor. Belediye yetkilileri bazı mahallelerde belediyenin yapmış olduğu çocuk parklarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, belediye başkanımızın çocuklar oynasın, eğlensin diye yaptırdığı çocuk parklarını yakıp dökenler, oyun aletlerini çalanlar insan olamazlar. Oyuncaklarını çaldıklarında ellerine ne geçiyor? Yazık değil mi? Devletin malına zarar verip çalmaya utanmıyorlar mı diyerek tepkilerini dile getirdiler. Belediye yetkilileri halk için yapılan hizmetlerin yine halk tarafından korunması gerektiğini belirterek vatandaşlarımız yapılan tüm hizmetlere sahip çıkmalı ve korumalıdır diyerek duygularını dile getirdiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, KPSS merkez atamaları sonucunda belediyede göreve başlayan personelle tanışma yemeğinde bir araya geldi. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından belediyede göreve yeni başlayan itfaiye ve zabıta müdürlüğü personeline tanışma ve kaynaşma yemeği tertip edildi. KPSS merkezi atamaları sonucunda belediyenin kadrolarına yerleşen personelle yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, görevine yeni başlayan çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Biz burada bir aileyiz. Sizler de yeni ailenize hoş geldiniz. Aksaray'ımıza da hoş geldiniz. İnşallah alışırsınız. Yavaş yavaş tabii intibak süresi olur ama bu sürenin sonucunda da sevdiğiniz, hoşlandığınız bir şehirde inşallah görevlerinizi en güzel şekilde yaparsınız. Ben hepinizin heyecanını aynen Yusuf'un heyecanı gibi istiyorum. Yusuf nasıl heyecanlandı? O heyecan hiç bitmesin sizde. Çünkü bizim işlerimiz zor, meşakkatli. Hele özellikle itfaiye ve zabıta bizim görünen yüzümüz. Hele zabıta daha fazla. İtfaiye tabii özellikle hem trafik kazalarında kurtarma konusunda hem de Allah korusun yangın olayları, sel olayları ya da onun gibi doğal afetler meydana geldiğinde bu iki birimimiz özellikle sahada yoğun bir şekilde çalışan bizim bir nevi sahadaki yüzümüzsünüz. O nedenden dolayı bu heyecanınız hiç bitmesin. İşi sevmeniz hiçbir zaman eksilmesin. Tabii ki görev süresi içerisinde karşılaştığınız zorluklar olacak. Bu eğitim alırken de olacak. Ama işin ikinci tarafı da sahaya çıktığınızda karşılaşacağınız şeylerle de ilgili olacak. Yemeğe belediye başkan yardımcılarıyla ilgili daire müdürleri de katıldı. Aksaray Belediyesi istihdama katkı alanında yapılan tüm projelere destek vermeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aksaray Belediyesi, SGK ve İşkur İl Müdürlükleri işbirliğiyle kurulan Kariyer ve İstihdam Merkezi, işveren ve iş arayanlar arasında köprü kurmaya devam ediyor.
İstihdam noktasında yapılan çalışmalara her alanda destek veren Aksaray Belediyesi, iş gücü arzı ve talebi arasında aracılık yaparak iş arayanların meslek ve nitelikleriyle işverenlerin iş gücü taleplerine cevap vermek ve istihdamı desteklemek için çalışmalar yapıyor. Başvuru yapmak isteyenler Aksaray Belediye Başkanlığı binasında kurulan birim ve Aksaray Belediyesi kurumsal sitesinden ya da 444-55-68 numaralı telefon numarasından AKKİM'e ulaşabilirler. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmeleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.